Programa hoş geldiniz. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, önce bir şey sormak istiyorum. Senin imzan nasıl? Yani ben beğeniyorum da aga beğenir mi onu bilmiyorum. Ya beğenmezse? Yani ileride diyelim ki bize muhtaç kaldı. Biz de onun yanında bir şeyi imzaladık. İmzayı değiştirmem, agayı değiştiririm o zaman. Öyle bir şansın yoksa. Ya o duruma düşmüşsem yapacak bir şeyim yok. Hani o duruma düştüysem artık itiraz edemeyecek noktadaysam yapabilecek bir şeyim yok. Ama Fatih Altaylı'da destek çıkmış. Böyle ilkokul çocuklarına yazdığı gibi imza mı olur diye. Ya, Ahmet Hakan da destek çıkmış ama iki taraflı destek çıkmış. İşte o orta yerde duruyor. Fatih Altaylı tam destek vermiş. Ahmet Hakan diyor ki ya benimki o kadar beter ki diyor. Yanında imza atarsam ne olur bilmiyorum diyor. Döver yani en nihayetinde. İmzadan da döverdi. Bir o kaldıydı zaten. Yani çok da şaşıracağımız bir şey değil. Eskiden çok maceralarını dinledik bu dayak olaylarının. Yani onlara neler yaptığını biliyoruz. Ben şaşırmam ama dediğim gibi o duruma düşmüşsek o imzayı değiştireceğiz demektir yani. Ama nasıl imza atılacağını konusunda bir şey yok. Mesela ben öyle bir yazı okumadım. Yani güzel imza nasıl oluyor? Güzel imza şöyle bir şey. Sanıyorum ilk İngiltere'de duymuştum. Ben de imzamı İngiltere'de o çocuk yaşlarda belirledim. İngiltere yasalarını resmi imzada en azından ismin ve soyadının baş harflerinin belli olması gerekiyor. Ama Türkiye'de o şekilde imza o kadar çok ki. Yani benim imzamda evet ismim var, soy ismim okunuyor. Bunu yani ben de ya bu Türkiye'de imza yerine atılanların %90'ı paraf zaten. Evet, ben babam rahmetli babam askerdi, o yani onun söylediği aklımda çocukken işte adının en az baş harfi, soyadının tamamı okunması lazım. Öyle bir imza seç diye. Onun imzası güzeldi. Ya benim de aklımda öyle kalmış. Ben de ilkokul bitirdikten sonra bir imza buldum. Zaman içinde çok değişmedi o. Yani bu bir yasal zorunluluk olmadığı için herhalde herkes istediği gibi bir şey yapabiliyor. Erdoğan'ın imzası ama şey estetik yani. Öyle mi? Yani en son bu meclisi feshetme kararını canlı yayınlarlarken özellikle dikkat ettim. Ya yani özene bezene atıyor. Sonra şey gelmişti aklıma. 3000 imzayı da böyle atıyorsa akşam kolunu askıya alması lazım diye düşünmüştüm. Atamıyorsun. Ben onu imza günlerinden biliyorum. İlk imzanla son imzan arasında sahtekarlık davası açılabilir noktaya geldi. Yani o gün tek imzaydı, çok güzel görünüyordu yani estetik olarak. Ya bilmiyorum yani, ben bakanın imzasını daha önce hiç görmemiş olmasına da şaşırdım aslında. Bakan imzalı pek çok talep ve istek aynı zamanda kararname geliyordur önüne. O gün ben bence konu arıyor. Ya o gün neden öyle bir şey yaptı acaba? Başka bir neden mi var? Ben ona bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani en azından 6 saat bu konuşulur diyor. Yani şey, bu ilk defa değil, imza ilk defa da isim değiştirme var. Evet. Evet. Aynı gün Doğu'ya nereye gitmişti unuttum. Bir kızın ismi Sümeyye'ydi. Tek Y olmaz, bunu hemen değiştir diye ona emretti. Bir de kızın ismini beğenmedi. Başka bir kızın, ona da değiştirdi dedi ama şimdi isim aklımda kalmadı. Neyse yani
bu kadar halktan iç içe bir cumhurbaşkanımız var esasında. Biz niye eleştiririz bilmiyorum. Ben de katılıyorum. Yani sonuçta her şeyimizde ilgileniyor, imzamızdan ismimize kadar. Yani bugüne kadar benim duyduğum, gördüğüm cumhurbaşkanlarından hiçbiri bu kadar halkla iç içe değildi. Yani o yüzden Bütünleşmemişti, hayır. Bakanlarıyla bu kadar bütünleşmemişti. evet, bu kadar yakından ilgilenmiyordu. En son şeyi hatırlıyorum ben. Bir kafeste kuş mu kovalıyordu? Ne yapıyordu? Elinde şemsiye. Baston şemsiyeyle. Evet yani. Hayvana bile bayağı ilgi gösteriyordu orada gördüğüm kadarıyla. En Evet. azından dürtme eylemi gayet şeydi, samimiydi yani. Evet. Evet. Neler oluyor şimdi? Yarın 100 bin imza, imzaya geldik değil mi şimdiki? 100 Evet. bin imzayla aday olacakların son günü yarın. Evet, yarın 20'si 20 Mart 100 bin vatandaşın ya da seçmenin imzasıyla adaylığını açıklayıp bu imzaların peşine düşenlerin son günü. 3 gün sonra da seçme, daha doğrusu aday gösterme yeterliliğine sahip siyasi partilerin aday göstermelerinin son günü. Şimdi iki kısma bölelim. Birisi yarın son günü. Doğu Perinçek aday. Evet, Sinan Oğan aday. Sinan Oğan aday. Muharrem İnce aday. Önce aday. Kim? Muharrem İnce aday. Şimdi Özal'ın oğlu o da aday herhalde. he? Özal'ın oğlu da aday. Ha, Ahmet Özal. o %35 olduğu için onu hiç konuşmasak iyi olur. Yani %35 oyu var onun. O İlk etapta seçilebilir. O yüzden onu şimdilik saf dışı bırakıyorum. Acaba Doğu Perinçek'e bu sefer CHP'liler destek olmadığı için 100 bin imzayı bulabilir mi? Yani ben hangisinin bulacağı konusunda endişeliyim. Hatta hiçbirinin bulamayacağını Oraya gelmek istiyordum. düşünüyorum. Yani bu yolla sanki seçimlere katılamadık diyeceklerini düşünüyorum. Yani biz adaydık ama 100 bin kişiyi bulamadık diye. Çünkü bir çaba da görmedim şu ana kadar. Etrafta da görmedim. Eskiden SMS atarlardı. Ne bileyim, bir kampanya başlatırlardı. Şu anda pek yok gibi. Onun için bir de şey, yani seçim kuruluna gideceksiniz. Orada seçim kurulunda bekleyeceksiniz. Varsa kuyruk, işte kimlik kartınızla müracaat edeceksiniz falan. Bu bayağı bir özveri istiyor yani. Vatandaşın kalkıp seçim kuruluna gitmesi gerekiyor, ilçe seçim kuruluna. 100 bin kişinin. Evet, Türkiye'nin her yerinde ama. Ha, Türkiye'nin her yerinde. Evet, yani bir yerde değil, her yerde, ama yani bunu daha önce duyurmuşlardı. Örneğin işte Doğu Perinçek 100 bin imzayı toplasın diye bir kampanya vardı. İşte Aydınlık'ta var hala. var ama çok dar bir çerçeve ve böyle çok da şey, bir kampanya gibi görünmüyor. Yaygın bir kampanya gibi görünmüyor. O kendi taraftarlarına yönelik görünüyor. Eğer 100 bin imzayı toplayabilirse demek ki 100 bin de aşağı yukarı oy alabilir anlamına gelir bu. Yani 100 bin imzanın sahibi herhalde gidip başka yere verecek değillerdir. Hem imza atıp hem de gidip Yo, başka yere. oldu o. 100 bin imzayı geçen seçimde CHP destekli aldı. Aynı oyu almadı diyebilirim ben. Tamam, ama bu sefer CHP'den ya da başka siyasi Hayır, partilerden gelmez. destek yok. Sadece Vatan Partisi ve Aydınlık Gazetesi çevresinde duyuluyor. Bana mesaj gelmişti geçen sefer. Yani bir fiil, o zaman da Vatan Partisi miydi tam hatırlamıyorum ama siyasi partiden gelmişti yani. İmzanı o gün mü değiştirdin? O gün imzayı gidecektim. Son anda başka bir program çıktı, gidememiştim. Evet, peki Muharrem İnce böyle bir riski alır mı? İmza toplayamadım. Ben Muharrem İnce'nin aklında şöyle bir şey yatabileceğini düşünüyorum. Ya ben 100 bin imzayı tamam toplayamadım. Zaten Kılıçdaroğlu lehine çekilecektim. O yüzden bu vesileyle, yani belki yarın öğleden sonra işte bu saat 3'te falan baktı ki imza sayısı şeysiz, ben çekiliyorum
Daha açıklanmadan sonuçtan Öyle mi diyelim. der yoksa son anda bir karar aldım, arkadaşların imzaya gitmemelerini istedim. Yani bunu her çeşit açıklayabilir. Çünkü bence muhalefet Kendisini rencide etmeyecek bir şekilde. elbette. Yani sonuçta kendisinin 100 bin imzayı toparlayamadığını değil, bir biçimde bu işten vazgeçtiği yönünde bir açıklama olacak bana göre. Ama asıl hedefinin de ben işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı olduğunu düşünüyorum. Yani seçimlerden sonra mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere kadar, hatta bana göre bu yılın sonuna kadar bir kurultay yapacak. O kurultayda en azından CHP içinde bir yer edinmek için böyle bir atraksiyon yapabilir diye düşünüyorum, ama şu an bildiğim kadarıyla CHP üyesi değil. Önce CHP'nin üyesi Hayır. olması gerekiyor. Partiyi kapatması ya da partiden ayrılması gerekiyor. Yani partiyi kapatmasa bile istifa edip CHP'ye müracaat etmesi gerekiyor. Bakalım CHP kabul edecek mi? Üyeliğe alacak mı? Çünkü üye olamazsa herhangi bir şekilde genel başkanlığa adaylığı da söz konusu olamaz. Üye olsa bu sefer genel başkanlığa adaylık için yine imzaya kalacak işi. Çünkü delege olmadığı için kurultayda belli sayıdaki delegenin imzasına bakacak. Yani sonuçta imza onun kaderi gibi görünüyor. Her halükarda bir imzaya ihtiyacı var yani. Evet. Mehmet Muş'a müracaat. Sence bu arada gene hala araya takıntılı kaldım ya. Mehmet Muş imzayı değiştirmiş midir? Yani bence de şu anda antrenman yapıyor olabilir. Gitti sağ kol. Solaksa bilemeyeceğim. Yani ve nasıl bir imza istendiğini konusunda da araştırma yapıyor da olabilir. Yani ney hoş yani. Çünkü ikinci defa fırça yemek de var yani. Evet. Yani o yüzden bence nasıl olsun diye bir fikir teatisinde bulunabilirler. O imza çok yuvarlaktı. Bu sefer zigzaklı bir şey yapabilirdi. Bir de MM hep zigzaklı harfler yani. Yani evet, sonuçta ya bir grafiker tutup en azından bir imza yaptı. Eskiden bu yani bizden daha büyük yaştakileri ben anımsıyorum, şeyleri vardı. Bakırın üzerine işlenen Evet. imza adı yazardı böyle. Onlar ya parmak basardı ya o mührü vururdu. Bence öyle bir mühür yaptırsın kendine. En pratik yolu. Evet. Yani teknoloji devrindeyiz. Bir grafikere estetik bir imza çizdirip onu bence öyle bakır bir levhanın üzerine ya da yeni teknolojilerle bir mühürün üzerine yapıp herhalde kabul ederler yani koskoca Ama bakır. yani şimdi teknoloji diyoruz da teknoloji istediği kadar gelişsin. Ben cep telefonumdaki banka hesap numaramı parmak iziyle açıyorum. Hadi bakalım. Evet. İşte Teknoloji. bir ileri gitti. Yüzünü de tutup böyle gözlerini Aha. anlıyor. Mutsuzsanız açmıyormuş. Dedim ya. Ne yapacağız biz? Türkiye'de hiç kimse telefonunu açamaz o zaman dedim Evet. ya. Vesikalık fotoğraf ister gibi bu. Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf. Böyle bir kural var bizde. Şimdi gelelim öbür adaylara. CHP açıklama yaptı, MHP açıklama yaptı, AKP açıklama yaptı. AKP açıklama yaptıktan sonra MHP niye açıklama yaptı onu anlamış değilim. Yüksek Seçim Kurulu AKP'ninkini kabul etmez de benimki yedekte olsun diye mi açıklama yaptı onu bilmiyorum. Ya da daha fazla bak biz seni destekliyoruz, o olmazsa biz varız, bizim partinin başına geç mi dedi bilemiyorum. Bana komik geldi. Şimdi Erdoğan çok rahat diye bir laf dolaşıyor. Bana göre çok rahat değil. Yani olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi Erdoğan'ın partiyi kurarken de yanında olanlardan bir heyet Erdoğan'a gitmiş ve demiş ki, yani demişler ki seçim gidiyor.
Anketler bunlar, şunlar bunlar falan. Fakat o inatla bunları ciddi bir şekilde azarlamış ve kovmuş. Kovar gibi yapmış yani. Nereden çıkartıyorsunuz? Ben seçiliyorum diye. Bu tabii bana bir duyum olarak geldi ama bana inandırıcı gelmiyor. Bana Erdoğan'ın çok rahat olduğunu, Cevheri Güven de yaptı programda, çok rahat dedi. Ben şöyle bir iddia öne sürüyorum. Yani çok rahat olan Erdoğan partisinden ayrıldığı Erbakan'ın oğlunun siyasete kaç yıldır girmiştir ki yani Erbakan'ın oğlu. Ona gidip ona eski meclis başkanını, eski başbakanını gönderip yalvar yakar konumuna gelmez. Daha önce kendisini desteklediğini açıklayan Hizbullah'a gidip de milletvekili verme yoluna da gitmez. Yani Erdoğan'ın şu anda bir yalvar yakar ne olur beni destekleyin diye bir şey var. Yan destekleyicilere baktığımız zaman ki buna Vatan Partisi de dahil açıklama yaptılar, destekleyeceğiz dediler. Ona rağmen niye Doğu Perinçek adaylık istiyor onu bilmiyorum tabii. 8. Yan destekçilere baktığımızda Millet İttifakı 12. Yani o küçük partiler dediğimiz sorun 12. Sence Erdoğan hakikaten bu dedikleri kadar rahat mı? İnanmıyor mu? Yani seçileceğine mi inanıyor? Mustafa Şen'in o muhteşem anketlerine mi inanıyor yoksa onun dışındaki bütün anketlerin doğru söylediğine mi inanıyor? Şimdi bence bu söz ettiğiniz iki konuyu birbirinden Söz ayırmak tuttum. lazım. Bu iki konuyu birbirinden ayırmak lazım. Yani yeniden refah Erbakan'ın oğlu başka bir konu bana göre ya da başka bir amaç taşıyor. Hizbullah başka bir amaç taşıyor. Yani Kesin orada Hüdaparlar. katılıyorum. O zaman susamıyorum. Kesin katılıyorum. Ama ikisine de kendisinin ricacı olması anlamında aynı şeyi taşıyor. Yani hedef başka, yapmak istedikleri başka. Ama ikisine de kendi ricacı. Yani Erdoğan gibi bir adamda şu beklenirdi. Fatih Diyarbakır'ın gidip efendim aman biz size destek olmak istiyoruz diye randevu vermesi ya da Hizbullah'ın aman efendim ne milletvekili biz hiçbir şey istemiyoruz ama size her türlü desteği vereceğiz. Ben yine Erbakan konusunun aslında Cumhurbaşkanlığı seçimine değil, milletvekili aday listesine yönelik olduğunu düşünüyorum. Yani AKP içinde milletvekili aday listesinde sıkıntı var. Bir kez 3 dönem kuralına takılanlar var, ciddi isimler var, ciddi sayıda isimler var. Bir defa bunların bir kısmını kullanmak istiyor Erdoğan. Yani devam etmek istiyor. O yüzden mesela iki gündür özellikle bu Erbakan'ın açıklamasına karşı açıklama yapan AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin var mesela. Kadın linç ediliyorum. Bizim mahalledekiler işi yani o çok önemsedim. Bizim mahalledekiler henüz kadınların hangi noktaya devrildiğini ya da evrildiğini fark edemiyorlar gibi bir çıkış yapmış. Bu ciddi bir çıkış. Yani bizim daha önce söylediğimiz gibi AKP içinde böyle tek bir parça yok. Birkaç Ve parça. yalnız kaldığını söylüyor. Evet. Şimdi böyle olunca örneğin Bülent Arınç'ın ben kadına şiddet yasasıyla bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Yani Bülent Arınç onun için özellikle söylüyorum. Hiç topa girmiyor. Her şey her topa girerdi girmiyor. Şimdi Özlem Zengin yalnızlaştırılıyorsa ya da işte aileden sorumlu bakan yalnızlaştırılıyorsa bu parti içindeki politik bir manevradır. Yani Erdoğan bir defa önce parti içini bir dizayn etmeye çalışıyor. Onun için ayırdım. Yani bu tamamen parti içine yönelik bir manevra. Hizbullah ise apayrı bir konu. Çünkü yani Hüdapar her ne kadar önceki gün bu Hizbullah üzerine çalışma yapmış bir herhalde Türk kökenli İngiltere'de yaşayan birinin yazısını okudum, söyleşisini dinledim. Yani şu anda Hizbullah'ın en azından Türkiye'de
olmadığını, çünkü o dönem kuruluş amacının tamamlandığı için bir silahlı güç olarak görülmemesi gerektiğini savunuyordu özellikle. Bu kafamda bir soru işareti yarattı. O zaman Erdoğan'ın Hüdapar'a niye ihtiyacı var? Şimdi biz biliyoruz ki Erdoğan anketlere çok 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 inanan biri. Yani bütün hayatını neredeyse anketlerle yönlendiriyor. Ama orada şöyle bir soru geliyor akla. O Erdoğan bu Erdoğan değil. Bugünkü Erdoğan artık tamamen her şeyin kendisine bağlı olduğunu bilen, düşünen, yani sadece insanlar için değil bu işte. Demin örneğini verdiğimiz hayvanlar için bile, onların bile kendisinin sözünden çıkmaması gerektiğini düşünen biri. Bu psikolojiyle anket şirketleri, yani bakanlar doğruyu söyleyemiyor. Deprem sabahı yaşadıklarımızı biliyoruz. Az buçuk ortaya çıktı her şey. Bakanlar bile doğruyu söyleyemedikleri, evet efendimden başka hiçbir cümle kuramadıkları yerde anketçiler Erdoğan'a gerçek anketleri gösteriyorlar mı acaba? Yani bu soru benim kafamda soru işareti. Gidip Hüdapar'la ya da Yeniden Refah Partisi ile ya da onun dışında diğer küçük partilerle kendi dışında birilerini görüştürüyorsa herkesin oyuna ihtiyaç olduğu konusunda ikna edilmiş demek ki. Ama bence bir açık kapı bırakıyor. İşte o sizin dediğinize geliyor. Ben görüşmem ama yardımcıların görüşmesine de engel olmam. Örneğin Erbakan'la yapılan görüşme aslında Binali Yıldırım'ın yaptığı görüşmeydi. İlk görüşmeyi hatırlarsan. Evet, işte o Yani yüzden meclis başkanı ve başbakan demem neydi? orada biz işte 30 maddelik ya da 36 maddelik taleplerimizi verdik. Bir sorun yok dediler. Şimdi ben Binali Yıldırım'ı düşününce, ya o kağıdı almıştır daha okumadan, tamam sorun yok demiştir, cebine koymuştur. Ama ikinci Kesinlikle görüşme, aynı şeyi söyleyecektim. Bilmiyorum. evet ama Okusa da ne kadarını anlamıştı bilemiyorum. ikinci görüşmeye Binali Yıldırım gitmedi. Numan Kurtuluş gitti. Evet. Yani bu orada da sanki bir hafiften fırça yemiş ya da ya sana böyle bir liste vermişler. Kardeşim bu listeyi okumadan evet demişsin. Karşılığında biz bununla ilgili ne kadar taviz verebiliriz diye bir tartışma yaşanıp da acaba Numan Kurtuluş'u yeniden mi gönderdiler? Yoksa Erdoğan işte o bakanı imza yüzünden fırçaladığı toplantı için Binali Yıldırım'ı kendi yanında götürdüğünden mi yedek olarak Numan Kurtuluş gitti? Bu konu muallakta, yani görüşmeyi yürüten iki ayrı isim ve ikinci toplantıdan sonra hiçbir açıklama yapılmadı. Yani bu taleplerimiz reddedildi ya da bu taleplerimizle ilgili bizim haberimiz yoktu. O yüzden bu taleplerinizi bir görüşelim gibi ya da benzeri hiçbir açıklama yapılmadı. Sadece Numan Kurtuluş'la beraber fotoğraf çektirdiler, el sıkıştılar, ziyaret ettiler. Açıklama bu. Şimdi böyle olunca o zaman Erdoğan bu karışıklığı parti içinde de kullanacaksa, çünkü muhtemelen Perşembe günü, Cuma günü itirazlar yapılır. Cumhurbaşkanına, yani ben Erdoğan'a itiraz edileceğini düşünüyorum. Edilecektin. Evet, Erdoğan adaylığına hukukçu olur, başka bir şey olur. Sırada çünkü her vatandaşın itiraz etme hakkı olduğuna göre Erdoğan'a edilecek. Sanıyorum Halkın Kurtuluşu Partisi bir kere kesin itiraz edecek. Yani parti olarak edilebilecek ama şahıslar da edebilir. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu karar verirken Erdoğan milletvekili listesi hazırlamakta meşgul olacak. Ya yani orasını gözden kaçırmamak lazım. Evet. Sonuçta evet Cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza 3-4 kişi çıkabilir ama onların meclisteki ağırlığı da önemli. Çünkü her ikisi de meclis çoğunluğunu kaybetmek istemiyor. Yani hiç kimse topal ördek kalmak istemiyor. Yani diyelim ki Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. Ama meclis çoğunluğunu kaybetti. Erdoğan şimdiki gibi davranamaz ki. Yani bir de işin bu tarafını düşünmek lazım. Biz hep tersten düşünüyoruz. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını kazandı ama mecliste çoğunluğu kazanamadı. Tamam. Ama bunun bir de tersi var. Erdoğan kazandı da mecliste çoğunluğu kazanamadı. O zaman Erdoğan için de kabus dolu günler başlar. İki türlüsünde de 6 ay içinde erken seçim. Yani Türkiye 6 ay 7 içinde Haziran 1 Kasım.
Ama bu sefer seçimlere bir yıl kala olduğu için yerel seçimlerle birleştirmek zorunda kalabilirler. Evet. Ya da Mart'a atar iki sandık birden kurar ama zaten belediye seçimlerinde üç tane dört tane oy kullanıyoruz. Muhtar bile seçiyoruz. O yüzden beşinci bir sandık gibi olur sanki o. O çok büyük bir karmaşaya neden olur. Yani onun içinden çıkamaz Yüksek Seçim Kurulu'da. Ben Erdoğan'ın her iki halde de anketçilerine ne kadar güvendiği konusunda bir soru işareti var kafamda. Yani gerçekten anketçiler ona doğruyu mu söylüyorlar yoksa Erdoğan'ın istediği sonuçlar mı önüne gidiyor? O yüzden mi bu kadar rahat? Yani rahatlığı konusunda evet katılıyorum. Ama bunun kazanacağım dileğini, isteğini ya da kafasındaki bu düşünceyi neyin yarattığını merak ediyorum. Yani yalnızlaştırılmış olması, işte etrafını saran çemberin hep güzel şeyler gösteriyor olmasından mı yoksa önüne gelen anket sonuçları hep Erdoğan'ı kazanıyor diye gösterdiği için mi? Bu konuda çok net değilim. Yani anketçilerin de Erdoğan'a olumlu sonuçlar getirip Erdoğan'ın da onlara bakarak evet tamam bu iş bitmiş diyebileceğini düşünüyorum. Ben de izledim o Cevheri Güven'in videosunu. Şimdi ondan önce onu konuşacağız. Ondan önce şunu sormak istiyorum. Sen Erdoğan'ın yerinde olsan, zaten ekonomik krizden dolayı anketler değişmeye başlamıştı. Ve bu arkasından gelen deprem, depremdeki beceriksizlikler ve arkasından gelen sel, seldeki beceriksizlikler kazanmak ister misin? Mecburum. Kazanmak istemeyebilirim ama mecburum. Yani ya bir anlaşma yapmam lazım benim bundan sonraki politik hayatımı ya da siyasi hayatımı ya da onun yanında ekonomik hayatımı yürütmek için. Çünkü çevremde koruma gereken şeyler var. Bakın bugünlerde ne tartışmaya başladık? Bakanları Kanları milletvekilliği. milletvekili niye milletvekili yapmak istiyor? Koruma altı. Yani bir zırh, koruma zırhı. Ama şunu düşünmüyorlar. Bugüne Peki kadar kendisini, bakanları düşünen adam kendisini meclise sokmak istemez mi? onu söylemeye çalışıyorum. Burada bir çelişki var yani. Bu çok makul ve mantıklı gelmiyor bana. Bakanları meclise sok. Hayır, bakanların görev yaptığı süreyle ilgili ya yeni anayasaya göre tıpkı milletvekilleri gibi dokunulmazlıkları var zaten. Ama Evet. Türkiye'de dokunulmazlık büyük bir problem değil ki. Bugüne kadar HDP'li, CHP'li hatta şimdi bile var bir CHP'li ile bir İyi Partili'nin dokunulmazlığının kaldırılması. Yani dokunulmazlığı kaldırmak böyle çok büyük rakamlar isteyen bir şey değil ki. Aritmetik çoğunluk sizdeyse dokunulmazlığı kaldırıyorsunuz meclise gelip. Onun için bakanları meclise sokup milletvekili dokunulmazlığını kazandırmak onlara bir zırh sağlamıyor. Yani Erdoğan seçimi kaybetse bile bakanlara dokunulmaz değil. Eğer mecliste çoğunluk varsa bakanların dokunulmazlığı kaldırılır. Kaldı ki kendisine dokunulmazlık zırhı kazanamayan Erdoğan niye bakanlarını korur? Neden? Çünkü sayılanların içinde bir iki kişi yok. Yani 6-7 kişi gördüm ben. Çalışma Bakanı'na kadar, Sağlık Bakanı'na kadar. Yani Sağlık Bakanlığı Türkiye politikada tanımıyordu ki. Bir özel hastanenin ortaklarından biriydi. Erdoğan getirdi, siyasete soktu. Şimdi O milletvekili niye eski yapıyor? bakan kadın var. Temizlik malzemeleri satan. Ticaret Yani ekonomi. onu yeniden milletvekili yapacak mı bakalım? Yani onun için bana çok mantıklı gelmedi. Erdoğan'ın kendisinin kazanamadığı bir dokunulmazlığı milletvekillerine niye milletvekilliği olarak onlara sağlasın? Ben buna pek doğru olarak göremedim. Ama şu bir gerçek, bu bakanların bir daha bakan olma ihtimallerine karşı önlerini kesmek için de yapıyor olabilir. Çünkü eğer bir milletvekilini bakan yapıyorsanız milletvekilinden istifa ediyor. Evet. Yani Süleyman Soylu gidip söylendiği gibi işte Kahramanmaraş'ta ya da deprem bölgesindeki bir ilde
milletvekili seçilirse sadece milletvekili. Artık bakan olma şansı yok. Niye istifa edip seçilebilir? Ama bir Olabilir. sandalye düşüyor hemen. Yani Şimdi şu an böyle de herkesin ip üstünde dolaştığı bir seçim. Peki şimdi aynı örneği verdiğin için söylüyorum. Bu Erdoğan korumak için bile olsa o nefret ettiği Süleyman Soylu'yu listeye alır mı? yani bence almaması gerekir ve şey demesi gerekir. Zaten ben seni bakan yapacağım, niye milletvekili yapayım demesi gerekir. Ben listelerde o isimleri pek görebileceğimi düşünmüyorum. Şuna bağlıyorlar, bir kısmını okudum yorumlarda. Diyorlar ki bakanları koruma altına almaktan öte, bakanların deprem bölgesinde yaptıkları ve tanınırlıkları nedeniyle Erdoğan onları tercih edecek. Yani onlar deprem bölgesinde hala faaliyetteler. İşte seçim propagandasında hem bakan olarak hem de deprem bölgesindeki insanlara daha yakın isimler olarak tamamlayıp oradan biraz daha fazla oy almayı planladığını söylüyorlar. Ama deprem bölgesi bence bu seçim için tamamen soru işareti. Deprem bölgesinde kaç kişi kaldı? Kaçı oy kullanacak? Deprem bölgesinin dışına çıkanlar dönecek mi? Dönüp oy kullanacaklar mı? Gittikleri yerde oy verecekler mi? Sandığa gidecekler mi? Ki ciddi oranda nüfuslarda azalma var. Onun için oralara böyle bakanları gönderip niye işi tehlikeye soksun? Bence bu olasılık başka bir şeye dayanmak zorunda. Pek makul gelmiyor bana bakanları böyle bir zırh altına almaya. Çünkü dediğim gibi anayasada bakanlar üzerine konulmuş madde var. O bakanları görev süreleri içinde yargılayamıyorsunuz. Evet. Yani bu varken niye böyle bir şey yapsın? Ama işte mecliste çoğunluğu karşı taraf alırsa Yüce Divan'a her halükarda gönderme olasılığı var. Tabii yani Yüce Divan'a göndermenize de gerek yok. Dokunulmazlığını kaldırdığınız anda hakkındaki bütün suç duyuruları devreye girer. Mahkemeler yargılar. Evet. O yüzden yani Yüce Divan'a gitmeden normal mahkemeler yoluyla mahkum etmeniz mümkün. Yani bu şeye, senaryoya çok kafam yatmadı diyebilirim. Anladım. Peki şimdi her seçimde yani benim çocukluğumdan beri belli bürokratlar istifa eder. İşte ne bileyim ben şu teşkilattan şu kişi, şu teşkilattan şu kişi falan filan. Bürokrasiden hiçbir tarafa giden öyle ahım şahım bir milletvekili seçilme şeyi yok. Maalesef. Ben de onu gördüm. Niye maalesef dediğini anlamadım ama çok üzülmüş gibisin. Yani maalesef'ten kasıt şu. Maalesef bir defa bürokrat, yani muhalefet partilerine gidecek bürokrat kalmadı. Evet. Üst düzeyde. Nereden bunu çıkarıyorum? Bir defa bildiğimiz zaten Adıyaman'ın valisiyle sağlık müdürü idi. Bugün de Kocaeli Emniyet Müdürü istifa edip AKP'den milletvekili adayı olmak için müracaat edeceğini söyledi. Zaten etmiş. Ama o biraz kurcaladığınız zaman o ismin 2015'te de yine iktidar partisinden AKP'den milletvekili adayı olmak için Emniyet Müdürlüğü'nden istifa ettiğini görüyoruz. Yani istifa edenler aslında bir biçimde daha önceden de istifa etmiş isimler ve zaten AKP'nin bürokratı. Yani şu anda İbrahim Tatlıses gibi. Türkiye'de üst düzey bürokrat olup da AKP'nin onayı olmadan ya da muhalefet çok kendini gizlemiş olması lazım. Çok iyi gizlemiş olması lazım. Mümkün değil. Okul müdürlerine varana kadar kendi siyasi tercihlerini dayatıp öyle bürokrat atayan bir partinin 21 sene sonra muhalefete bürokrat kaydedeceğini çok sanmıyorum. Belki büyükelçilerin içinden çıkar Evet. diye, ama bu seçim zor. Yani milletvekili listeleri bütün siyasi partiler için zor. Çünkü ittifaklar da var. Evet, ittifaklar da var. Evet, geçen hafta
sözünü etmiştik sanıyorum. İşte İzmir'de CHP'nin kalesi denilen yerde bile işte CHP'nin tek liste, ona da Saadet ve Deva Partisi'nden kontenjan tanınması, bu Türkiye'nin pek çok yerinde kendi siyasi partileri içinde de tartışma yaratır. O yüzden ben biraz da bürokratların bunu sorarak istifa ettiklerini düşünüyorum. Yani birilerine soruyorlar partide, et derse istifa ediyorlar. Çünkü zaten bürokrat istediği yere kadar gelmiş. Bundan sonra olacaksa siyasetçi olacak. Şey görebiliriz ama çok beklemediğimiz bürokrat isimlerinin hiç istifa etmeden Cumhurbaşkanı tarafından sessiz sedasız atandığını görebiliriz. Kontenjandan. Ya milletvekili listesine koyulduğunu görebiliriz. Şimdi İktidar Partisi bir MİT müsteşarı vakası yaşamıştı hatırlıyorsanız. Evet. Ya istifa etmişti. Evet. Milletvekili temayül yoklamasına girdi. Ama Erdoğan kızınca bir gecede çekildi. Yani bu iktidar için imzanın tarihini bir hafta önce bir hafta sonra atmak çok önemli gibi gelmiyor bana. Yani istedikleri bürokratları listeye koyup sanki bu istifa gününden önce istifa etmişler gibi gösterebilirler. Bu benim çok şaşıracağım bir şey olmaz. Bu her yerde var. Hakan Fidan Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için kabul eder mi böyle bir şeyi? Milletvekili Cumhurbaşkanı yardımcısı için adı geçiyor. Niye etsin sorusunu sormak lazım. Evet. Yani şu anda Türkiye'nin neredeyse tek, eskiden biraz daha çeşitliydi bu ama şu anda neredeyse tek istihbaratının başında. Yani Türkiye'de ya da dünyada ne oluyorsa dakikasında öğreniyor. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı olsanız size fazladan ne katar? Evet. İki tane bakanlık bağlayacaklar. O iki bakanlıkta bürokratlarla uğraş. Ben Erdoğan'ın da böyle bir şey düşüneceğini istemiyorum. Yani böyle bir şey isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü onun yeri doldurulamaz şu anda. 21 yıl. Bildiklerinizi düşünsenize yani. Evet. Vakıf olduğu bilgiler şu anda muazzam. Ve neredeyse Erdoğan'ın etrafını o şekillendiriyor. Yani bürokrat atanacağı zaman mutlaka oradan bir Da yaptıkları sadece bilgiler değil, yaptıkları. tabii yani bir nevi ortak olarak geliştirdikleri projeler var. Cumhurbaşkanı yardımcısı işte Fuat Oktay'ı görüyoruz. Nedir? Ne etkisi var? Ne etkisi var? Hiçbir şey. Yani belki makam ama MİT müsteşarının makamı düşük değil bence. Ha bir laf vardır. İstanbul'a vali yardımcısı olacağına Bodrum'a kaymakam ol. Evet. Daha üst bir bürokratik görevmiş gibi görünse de İstanbul'daki vali yardımcısının çok basit işi var. Ama Bodrum kaymakamı olmak demek önemli bir şey. Hiç aklıma gelmemişti, düşünmemiştim. Yani ben o yüzden o tercihin de biraz zorlama olduğunu düşünüyorum. Böyle Cumhurbaşkanı yardımcısı istediği zaman yapar çünkü. Bu hafta çok ilginç geçmeyecek mi? Sen Fuat Oktay'ın da ne olacağını bilmiyoruz. Evet, bir de diyorum ama Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için bir sıfata ihtiyacınız yok. Evet. Yani seçim kazanmanıza gerek yok. Herhangi bir siyasi partiden bir listede olmanıza gerek yok. Bir bürokrat olmanıza gerek yok. Yani bence Erdoğan televizyona çıkıp bir akşam şöyle dese, Ahmet Nesin Bey, sizi Cumhurbaşkanı yardımcına atıyorum dese ne olacak? Önce imzamı görün bir efendim derim. E işte. Beğendim ben bu imzayı derse. Bitti. Apıttık. Evet. Yani atadım seni Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor. Yani bu kadar kolay. O yüzden Cumhurbaşkanı yardımcısını falan düşünecek durumda değil bence. Erdoğan şu anda adaylığı düşünüyor bir. Ben çarşamba, perşembe gününe kadar hala bir parça bırakıyorum.
zorlanmadığı sürece adaylıktan vazgeçme olasılığı olabilir düşüncesi hala kafamda. Ya da adaylığını Yüksek Seçim Kurulu'na engellettirebilir, oradan bir mağduriyet çıkartabilir düşüncesindeyim. Rahatlık da belki bir kısmı buradan geliyor. Bunu da bilemiyoruz. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. A takımı var, B takımı var, C takımı var. C takımının şampiyon olabilmesi için 7-0 kazanması gerekiyor. Bu Türkiye'de olmadı mı dersen oldu. 7-0'lık bir maçı gayet iyi biliyoruz. Ama bu sefer biraz daha karışık. C takımının 7-0 kazanması dışında B takımının 4 farklı, A takımının da 6 farklı yenilmesi gerekiyor. Yani şampiyon olmanız için kendi şikenizi yaptınız, 7-0 kazanacaksınız. Ama B takımının maçının da şikesini yapıp işte 5 gol, öbürünü de 6 gol, A takımının da 6 gol yemesini, 3 şikeyi birden yapacaksınız. Evet. Ben diyorum ki Erdoğan böyle bir durumda. Ve 3 şikeyi aynı anda ayarlamak, harf harfine uygulatmak kolay bir şey değil. Yani 6 yerine 5 gol atıp bütün o akıttığınız ter, yeşil ter gider. Onun için Erdoğan'ın hilesi, bana yapabileceği hile şu anda bunu açıklıyor. Yani öyle bir hile yapacak ki bir kere teknoloji sisteminin üstünde olacak. Çünkü teknoloji sisteminin bile hilede belli bir ölçüsü var. Yapamıyorsun daha fazlasını. Seçimdeki hilelere gelelim. Ama bizdeki seçim sisteminde elektronik hileyi sandıktan sonra yapmak zorundasınız. Yani sandıklar oylar sandığa, ya bizde hile oylar sandığa girişte ve çıkışta yapılabiliyor. Ondan sonra çok yapmanız mümkün değil. Evet. Sistem başka ülkelerdeki gibi elektronik ortamda sadece ondan sonra başlıyor. Bu şu demektir. Yani sandıkta müşahidiniz düzgün varsa, ki muhalefet şu anda onu hazırladığını söylüyor. Varsa sandıkta böyle bir gözlemciniz, bir defa oy kullanırken hile yaptırmamanız lazım. Yani Bunu İstanbul'da başardılar. evet, bunu o, yani o oyun sahibinin birden fazla oy kullanmamasını sağlamanız gerekiyor. Bu büyük oranda evet kontrol altında, çünkü nasıl yapıldığı biliyor. İkincisi, sandıklar açıldıktan sonra birleştirme tutanağı denen tutanağın ıslak imzalı, orada bulunan bütün parti temsilcilerinin de sandık görevlilerinin imzaladığı tutanak. Fotoğraflarıyla. Evet. Zaten siyasi partiler şu anda, ya da buna benzer işte oy ve ötesi gibi bir takım kurumlar o tutanaklar üzerinden gidiyorlar. Yani oradaki görevlisi tutanağın fotoğrafını çekiyor ve kendi programı üzerinden genel merkeze iletiliyor. Şimdi bu tutanağı değiştirmeniz çok mümkün değil. Evet. Çünkü o tutanak aynı zamanda o seçim yapılan işte okulsa ya da başka bir yerse onun camına da asılıyor. Hadi oradan yalıtlar aldılar diyelim. Ama fotoğrafı var, çekilmiş. Yani ondan sonra hile yapmanız mümkün değil. O yüzden dedim, hani bazı şeylerin yolda değiştirilme şansı çok yokmuş gibi geliyor bana. Yok. Yani sandığı tutanağa bağlayıp, çuvalın ağzını bağlayıp seçim kuruluna giderken yolda oturup bir yerde bu tutanağı değiştirelim, o çok büyük bir kavgaya neden olur. Kaosa neden olur. O iç savaşa gider yani. Onun sonucu iç savaş olur, çünkü onu anlatamazsınız kimseye. Bir tarafta başka bir tutanak, bir tarafta başka bir tutanak. O mümkün değil. Oyları da değiştirmeniz gerekiyor çünkü aynı zamanda. Sadece Evet. tutanağı değil. Yani ona göre önceden tutanak hazırlamanız, daha doğrusu paralel bir çuval hazırlamanız gerekiyor. Bu kadar çok çuvala Çuvalla yaptığınız değişiklik hemen hemen hiçbir ilde bir milletvekili bile değiştirmiyor. Bunun da hesabı yapıldı. işte, yani bütün bu hesapların ardından
gelip sandıktan, sandığa şunu yaşadık ve onu yaşayacağımızı düşünüyorum ben yine. Mükerrer ya da mükerrer demesek bile, örneğin deprem bölgesinde hayatta olmayan ya da o anda deprem bölgesinde olmayanların yerine oy kullandırılabilir mi? Evet, bu mümkün. Ama bunun da önlemini alıyor siyasi partiler. Ama başka bir ile deprem bölgesine insan gönderdiğinde o insanın öbür ilde eksikliği olacak. Yani öyle kolay bir şey Tamam. değil. O tamam, ona yani o İstanbul'da oy kullanmış, hiçbir şekilde deprem bölgesindeki o 11 ile hiçbir faydası yok. Yani İstanbul'a taşınmışsa depremden sonra ve İstanbul'da oy kullanmışsa. O yüzden sanırım dün bitti. Dün, evet, dün gece yarısı bitti. Herkes nüfus müdürlüklerine gidip işte Evet. ikametgahlarını değiştirmek için. Şimdi daha önce konuştuğumuz gibi buradaki adaletsizlik şu olacak. İstanbul'da 100 bin kişi bir milletvekili çıkarırken belki Malatya'da bu sayı 40 bine düşecek. Yani milletvekilini çıkaran oy sayısı değişecek belki. Evet. Benim söylemek istediğim o değil. Bir de kayıplar var, bilinmeyenler. Yani adresi değiştirdiniz. Onu takip etmek mümkün sistemden. Ama hala Malatya'da görünüp, Adıyaman'da görünüp ama kayıp kişiler var. Bunların adına oy kullanılma olasılığı var. İkinci defa. Bir ikinci daha önce yapıldı bu. Örneğin bir polis memuru, işte Kadıköy'de görevli, aynı zamanda Ümraniye'de de seçim güvenliği için görevli. Onlara bir hak vermişler. Ümraniye'de seçim sandığında nöbetçi olduğu için orada oy kullanıyor. Sonra dönüyor öğleden sonra ya da akşam üzeri görevi devrediyor. Kadıköy'e, evine dönüyor. Bir de Kadıköy'de gidiyor, oy kullanıyor. Ama bunu tespit edebiliyorlar. Yani şu anda Hem siyasi tespit partiler. edilebiliyor hem de bu sayıyla seçimi, bu seçimi değiştiremez. Evet, yani bu rakamsal olarak şey değil ama şu endişelerim arasında nedir? Şimdi biz İzmir'i, İstanbul'u konuşuyoruz ama mesela Diyarbakır'ı konuşmuyoruz. Evet. Diyarbakır'daki sandık güvenliği önemsiz mi? Orada şöyle bir rahatlık var. Canım, HDP bu işi biliyor. HDP'ye o işi devrettik. Sandık güvenliğini onlar çözerler. Ama bir soru var benim kafamda. Erdoğan acaba Hizbullah'ı ya da Hüdapar'ı sandık için mi bu ortaklığa davet etti? Evet. Sandıkta kargaşa çıkarsın diye mi yaptı? Ya da sandık öncesinde planladıkları başka şeyler vardı, onun için mi böyle bir güce dayanmak istiyor? Bu soru işareti bende. Evet, peki G'yi masaya çekmek istiyor. Yani orada bir kargaşa çıkartabilir mi? Seçim öncesi ya da seçim propagandası döneminde daha önce yaşadığımız gibi Ankara Birileri katliamı. şunu söyleyemez mi yani? Bu işe yaramıyor. Yani tamam, 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım'da iktidarı geri aldılar. Ama Diyarbakır'da atıyorum 12'ye 11 birse 1 Kasım'da 7'ye 5 olmadı. Evet. Yine aynı sonuç çıktı yani. Ama ondan çekinmiyor bence. Çünkü o zaman diyor ki ben seçimi kazanayım. Ben seçimi kazandıktan sonra gerisi önemli değil. Çünkü bu sefer devlet gücüyle ne yaparım? Görevden alırım diyor. Belediye başkanlığını görevden aldı hemen seçimden sonra. Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırıyor. Yani ondan sonra yani sandık bittikten sonra, sandıkta kazandıktan sonrasıyla ilgili bir endişesi yok iktidar. Ondan sonra devlet gücüyle yaparım diyor. Mahkeme yoluyla alırım diyor, kayyum atarım, milletvekilliğin dokunulmazlığını kaldırırım. Onları bir biçimde ben devre dışı bırakırım, sistemin dışına iterim diyor. Ben sandığa kadar olan kısımdan söz ediyorum. Evet. Sandıktan çıktıktan sonra ve de kendisini seçilecek gibi garanti gördükten sonra, ondan sonra yapacaklarını zaten gördük biz bugüne kadar. Tahmin etmek bile istemiyorum. Evet, seçilmiş belediye başkanını görevden aldın, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdın. Yani önünde hiçbir engel kalmadı. Hele ki bu dönem
bütün bu muhalefete rağmen kazanırsa Erdoğan, ki zaten doğal olarak son dönemi olduğunu biliyor, başka bir Erdoğan çıkar o zaman karşımıza. Ve o çıkan Erdoğan bugüne kadar gördüğümüz Erdoğan'ı arattırır bence. Ararız yani onu. Evet. İlginç tabii, bir çok daha konuşacak şey var ama zamanımız bitti. Mesela Putin'le ilgili verilen karardan sonra Erdoğan'ı bir korku daha almış mıdır? Aynı karar bana da çıkar mı diye. Yani bu ileride ne olacağı belli olmaz elbette. Evet. Tamam, teşekkürler Serdar programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet, önemli bir haftaya giriyoruz. Her şeyin ortaya çıkacağı, esasında benim tek merak ettiğim, yani en çok merak ettiğim, Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki aday kim olacak? Bu gerçekten bu hafta belli olacak. Erdoğan evet ilk defa ben adayım diyebildi. Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamasından sonra hep söylüyordum, o açıklamadan kimse açıklamayacak diye. Ama gerçekten aday olacak mı? Bu kaybetmeye doğru bu riski göze alacak mı? Onu bu Perşembe sanıyorum belli olacak. Çarşamba son gün, Perşembe de belli olur. İtirazın için Perşembe ya da Cuma son gün. Bir dahaki pazara görüşmek üzere.